Oturun lütfen, rahatsız olmayın. Öncelikle başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Otopsi raporu mu? Evet. Çınar mı yapmış, başka delil var mı? Cenazenizi yarın teslim alabilirsiniz. Sabahtan mı Savcı Bey? Biz ona göre cenaze işleri... Sabah erkenden alabilirsiniz. Biz şimdi sizi fazla yormayalım. Olay gecesi evdekilerin nerede olduğu bilgisini alalım. Yeterli. Ben, annem, ablam, yeğenim bütün gece evdeydik. Babam da balıktaydı. Aa, ne güzel hobi. Hobiden öte Savcı Bey. İşim. Ben eskiden gemi kaptanıydım ama insansım, işimi kaybettim. Biz haftada 3 gün balığa çıkarız. Çarşamba sabahı da ayrıldık kıyıdan. Ablanız Dulma, birlikte mi yaşıyorsunuz? Hayır, evli. Osman abi bankada çalışıyor, kredi bölümünde. İşi çıktı, şehir dışına gitti. Normalde bizden ayrı yaşıyorlar yani. Bütün aileyi bir görmek isterim. Şu defin olayları bir bitsin. Herkesin bir ifadesini alalım. Baba imzalasın. Hekimlerde doğrulatmak gerek şimdi. Rutin işler. Tekrar başına sağ olsun. Savcı Bey, bu çocuğun babası emniyet amiri, abisi savcı demeyeceksiniz değil mi? Adalet yerini bulacak. Bulacak. Kimsenin gözüne yaşına bakma. Sayın savcım, en azından rapor hakkında bilgi alsak. Artık avukatları değilsin Ceylin Hanım. Mağdur tarafsın. Biliyorsun mağdur taraf sonuç bekler, sürece dahil edemeyiz. Ya savunma avukatları olsan neyse de şimdi. Tamam, hadi çıkalım. Sen kimin avukatıydı? Çınar'ın. Şüpheli. Kimliği belirlenene kadar baba ben ince olduğunu öğrenince... Baba. Çok teşekkür ederim. Ceylin, elimden bir şey gelse inan sıfır tereddüt ederdim. Baba, baba haberim yoktu diyorum. İş geldi, kabul ettim. İşim bu benim. Bir katili savunmak mı senin işin? İspatlanmadığı sürece herkes masumdur baba. Bırak şimdi bana duvar yazısı ağızlarını. Bu insanla etrafında, çevresinde görmeyeceğim seni. Kardeşini öldürdüler. Kardeşini aldılar bizde. Dün geceden beri ben ne haldeyim sen görmüyor musun? Ortadan yarıldım. Bizim kuyudan nasıl çıkarız, çıkar mıyız onu da bilmiyorum zaten. Bir ömür boyu içeride yatmayı hak ediyor o katil. Eğer bunu sağlayamayacaksan değil, gider sağlayacak olanı bul. Ne alakası var baba? Ben de katil sürünsün, cezasını çeksin istiyorum tabii ki. Ya hem sen bırak şimdi bırak. Kardeşin ya da değil. Gencecik kızın canını alan bir katili nasıl savunursun ya? O lokma boğazından nasıl geçer senin? Bak nerelere geldi şimdi konu ya? Bana ağzını burnunu düzme. Benim asabımı bozma. Yürü eve Ceylin. Yürü. Ben Engin'i bekleyeceğim baba. Bekle Engin'i. Ne oldu? Yok bir şey. Sen ne yaptın? Tahmin et, duruşma salonunda karşıma kim çıktı? Tam seninle ağız tadıyla çekişecekken karşımda oğlumu buldum. Baba yapma. Baba. Ceylin'in kız kardeşi İnce öldürüldü. Yekta Bey'in duruşması vardı adliyede. Gelecek mi gene de? Gelir. İyi, beklerim. Sizi böyle alalım.
Bana hemen yiyecek bir şeyler söyleyin. Bir saat. Ne telefon ne de başka bir şey istemiyorum. Nasıl isterseniz Ekta Bey. Bu arada Zafer Bey geldi. Ceylin Hanım'ın babası. Söyleyeyim isterseniz sonra gelsin. Gerek yok. Zafer hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle habersiz geldim ama. Olur mu hiç? Ne söyleyeyim sana? Çay, kahve? Yok, su iyidir. Gel. Başın sağ olsun. Biraz önce adliyede benim oğlanları öğrendim. Çok üzüldüm. Küçüktü. Baba küçücüktü. Allah kimseye göstermesin. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Kendimi kaldırıp şuradan aşağı atasım geliyor. Bu nasıl acıdır ya Rabbi ya? Ne yapabilirim senin için? Söyle, acını nasıl hafifletirim? Can yakarak. Onun babasıyla benim gibi aynı acıyı yaşasın. Bir ömür evladına hasret kalsın. Yaparız. Sen vekaletnameyi imzala yeter. Ceylin bozulmasın. Ceylin daha tohum. Üstelik onun acısı benimkinden de fazla. Şimdi her türlü hataya açık. Hem sen duymuşsundur. Oğlanın babası cinayette amir. Abisi savcı. Ceylin'i mi dinler? Çıtır çıtır yerler onu. Eğer bu işten sıyırırlarsa... yaşatmam. Yaşatmam o oğlanı, hem yeminle söylüyorum. Bak hem vallahi hem billah sıkarım kafasına. Tamam, sakin. Ben de merak etme. Kızı zaten adıyla İnci diye kaydetmiş. Vallahi mesai arkadaşımım. Meslektaşımın kardeşi dedim durdum. Ama nereye kadar? İşte buraya kadar. Bir tutuklu daha yargılanmaya hak etti Çınar. Gönderelim bakalım suç cezaya. (Gülüyor)